Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cinayete kurban giden operatör doktor Kamil Furtun Nadır'ın görev yaptığı hastanede yaşatılabileceğini açıklamasında Samsun Sivil Toplum Kuruluşları da destek verdi. Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Kamil Furtun hocamız gibi güler yüzlüğü, hayatında karıncayı dahi incitmemiş bir insanın adının hastaneye verilmesini son derece yerinde görüyoruz dedi. Kamil Bey gibi güler yüzlü, hayatında karıncayı bile incitmemiş bir insanın şehit doktorun adını oraya verilmesinden yana değiller. Ama ailesiyle ilgili bir görüşme yapılmadı. Böyle bir niyetimiz var. Soracağız. Bir kampanya başlattık biz. Türk Sağlık Sen sayfasından ve sosyal medyadan. Böyle tepkiler de aldık. Olumlu çok tepki de aldık. Ama hangisi doğru son kararı ailesi verir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Süleyman Balsa, Kamil Furtun hocamızın adının yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Ancak öldürüldüğü hastanede uygulanmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Yani başka bir hastaneye verilebilir. Bununla ilgili olarak kararı verecek olan da asıl belirleyici olacak da tabii ki ailesidir. Ailesinin bu konuda son kararı söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Türk İmar Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Çakır da biz de doktorumuzun adının sonsuza kadar yaşatılması için adının hastaneye verilmesinin yanındayız dedi. Bize de çok uygun olur çünkü o olay her zaman o isim yaşadıkça o olay da hatırlanır ve umarım bu tür olaylara bir daha meydan verilmemesi için güler yüzlü doktorumuzun adı da sonsuza kadar yaşatılır. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi Başkanı Doktor Abdurrahman Akbaş da Sağlık Bakanlığı tarafından Kamil Furtun danısının yaşatılması için adının hastaneye verilmesi taraftarıyız ifadelerini kullandı. Verilsin tabii ki. Kamil Bey'in anısını yaşatma adına güzel bir davranış. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler ise şöyle konuştu. Çok değerli bir hekimdi. Çok değerli bir cerrahtı. Çok değerli bir insandı. Çok değerli bir arkadaştı. Fakir babasıydı. Adam gibi adamdı. Böyle bir insan çok nadir bulunur, çok nadir gelir. Allah gani gani rahmet eylesin. Samsun Tıp Odası Başkanı Doçent Doktor Fatih Özkan da bakanlığın düşüncesini şöyle değerlendirdi. Ailenin eğer oluru varsa gerçekten, Sayın Bakanımız da eğer uygun gördüyse neden olmasın diye düşünüyorum. Bence kişilik olarak, tanınmışlık olarak, bıraktığı izlenim olarak zaten Samsun'da isim olmayı hak etmiş bir meslektaşımızdı.